İnfo Yatırım'ın YouTube kanalı için çektiğimiz videolara devam ediyoruz. Yunus Şahin'le birlikteyiz. Bilanço konuşacağız. Hisse senedi 2020 beklentileri, beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı bilanço tarafında. Bugün bir Petkim konuşacağız, iki Migros konuşacağız. Petkim bilançosu nasıl geldi Yunus? Evet, kar tarafından başlarsak piyasanın 103 milyonluk bir beklentisi vardı. 104 milyon geldi. Yani piyasaya paralel geldi diyebilirim. Favök tarafında da 280 milyonluk bir beklenti vardı. 310 milyonla beklentileri aştı Petkim aslında. 2019 son çeyreğine de baktığımızda burada şirketin bütün marjını etkileyen nafta etilen spreadin 336 dolarlar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz ki bu 2019'un hem ikinci hem de üçüncü çeyreğinin oldukça altındaydı. Dolayısıyla çeyreksel bazda baktığımızda ikinci ve üçüncü çeyreğin altında bir kar rakamı getirdi Petkim. Yıllık olarak da baktığımızda 1,5 milyara yakın bir FAVÖK'le yılı bitirmiş oldu. Peki telekonferansa katıldın akşam saatlerinde, orada ne anlatıldı? Evet, orada koronavirüsten bahsedildi aslında. Biz nasıl piyasada konuşuyorsak. Aynen. Onlar da yine koronavirüs etkisinden bahsettiler. İlk yarıdaki gelirlerin negatif etkilenmesini beklediklerini açık şekilde söylediler zaten telekonferansta da. Bir de geçtiğimiz yıl ABD tarafından bir arz girişi olmuştu piyasaya. Onun fiyatları baskıladığını, bu yıl yeni bir arz girişi olmayacağını, dolayısıyla fiyatların baskısının birazcık daha rahat olacağını söylediler. Ama koronavirüs etkisiyle birlikte zaten spreadler de yılın ilk Ocak ayından beri, yani baktığımızda spreadler de 320 dolarlarda, yani yılın son çeyreğinin altında seyrediyor. Buradaki talebin az olması, küresel talebin az olması dolayısıyla spreadlerin düşük kalabileceğini ve talebin de düşük kalabileceğini ciro tarafında da söylediler zaten. Yıllık beklentilerini de açıkladılar şirket, açıkladı şirket. Virüs etkisi dolayısıyla 175-200 milyon dolarlık bir FAVÖK açıkladı. Bu da işte yıl ortasında bizim 6.35'lik ortalama kur beklentimizle çarptığımızda 1.1 milyar ile 1.270 arasında bir yıllık FAVÖK'e işaret ediyor ki geçtiğimiz yıl 1.5 milyardı, az önce de söyledim. Dolayısıyla bir daralma bekliyor şirket ama burada oldukça muhafazakar şekilde belirlediklerini ve koronavirüs etkisinin birazcık daha yüksek tuttuklarını söylediler. Yani muhtemelen burada eğer virüs etkisini kısa vadede geçmiş görürsek ilk çeyrek bilançosu ile birlikte beklentilerde bir revizyon görebiliriz Petkim tarafında ya da belki 6 aylıklar tarafında. Diğer önemli husus burada yatırımcıların da merak ettiği Star Rafinerisi. 720 milyon dolara Star Rafinerisinden %18'lik bir pay satın almıştı Petkim. Burada bir son bir taksit kaldı, 240 milyon dolarlık. Bunun yıl ortasında ödeneceğini söylediler. Ama elbette burada likidite durumuna göre Star'ın ödemeyi erteleyebileceğini de söylediler. Zaten grup şirketi olduğu için böyle toleranslar da sağlanabilir elbette grup içerisinde. Rafineri işlerini Tüpraş tarafından da biliyoruz zaten. Çok yolunda gitmiyor. Tüpraş da oldukça düşük bir kar açıklamıştı. Star Rafinerisinde de durum pek farklı değil elbette. Dolayısıyla 2 yıl boyunca temettü görmeyi beklemiyorlar Star tarafından. Yani 2020'de de, 2020 karında da, 2021 yılında da bir temettü gelmesini beklemiyorlar. Star'dan bir nafta alışverişi var. Ona özellikle değinildi. Yan yana olması dolayısıyla tesislerin ciddi bir lojistik avantajı var. Burada da yıllık FAVÖK'ün 30 milyon dolar kadar pozitif katkı yapılması bekleniyor 2020 yılında. Toplam 1.3 milyon tonluk nafta Star tarafından alınacak. Bu da lojistik tarafında ciddi bir maliyet azaltımına gidecek. Peki, ikinci bilanço Migros konuşacağız. Migros tarafında bilanço beklentiyi karşıladı. Nasıl geldi? Evet, bilanço beklentiyi karşılamadı aslında. 230 milyonluk bir zarar beklenirken 290 milyonluk bir zarar geldi şirket tarafından. Ama hisse tarafına baktığımızda pozitif bir gündeyiz. Yani %4'ün üzerinde bir yükseliş vardı biz videoya başlarken. Burada operasyonel performansta ciddi bir bozulma görüyoruz. Yani FAVÖK marjı tarafında bir geri çekme var. Satışlarda 5.9 milyarlık piyasa beklentisi vardı. 6 geldi. Ama ciro tarafı beklentiye paralel gelmesine rağmen bu bahsettiğim operasyonel karlılıktaki zayıflama dolayısıyla FAVÖK'te %11'lik bir azalma, beklentilerin altında kalma gerçekleşti ve 434 milyonluk bir FAVÖK gerçekleşti. Dolayısıyla aslında beklentileri karşılamayan bir bilanço oldu ama piyasanın iyi fiyatladığını görüyoruz. O da zaten beklentiler tarafından dolayı. Ocak'ta beklentilerini açıklamıştı şirket. Burada %15-16 arasında bir ciro büyümesi kaydetmeyi bekliyorlardı. Bunu yukarı yönlü revize ettiklerini görüyoruz. %16-18 bandına çekildi ki piyasanın da aslında beğendiği taraf, yani bugünkü fiyatlamanın endeksten daha pozitif ayrışmasını sağlayan taraf bu beklentilerdeki kötü iyileştirme. Kötü bilançoya rağmen. Evet, kötü bilançoya rağmen 2020 beklentilerinin iyileştirilmesi yukarı yönlü. Özellikle herkes beklentilerini kötü açıklarken pozitif revizyon gelmesi şirketin bugünkü hisse performansını yukarı yönlü etkiledi. Burada da 400 milyon TL'lik bir yatırım beklentisi, 120 tane de yeni şube açma beklentisi var şirketin 2020 yılı içerisinde. Benim Migros'la ilgili en çok takip ettiğim şey net borç tarafı. Çünkü ciddi bir borç yükü altında şirket ve zaten yüksek bir FAVÖK üretiyor olmasına rağmen net kâra bunu çeviremiyordu. Burada da 2019 yılının 3 aylığında net borç FAVÖK seviyesinin artık çok yüksek, 4'lerin üzerine geldiğini görmüştük. 66 milyara yakın
bir net borç varken yıllıklandırılmış FOBİK 1.4'ler civarındaydı. Şimdi baktığımızda net borç FOBİ net borcun 5.2'lere kadar geri çekildiğini görüyoruz. Yıllık olarak da FOBİ'ye baktığımızda 2.1 milyarlara geldi. Yani net borç FOBİ oranında 2.50'lere kadar geldik ki yani biz 3'ün üstündeki oranları beğenmeyiz temel anlamda. Yani 3'ün üstündeki net borç FOBİ'ler işte ödeme zorluğu yaşatabilecek, şirketi daha kötü duruma götürebilecek oranlardır. Burada 2.5'lara kadar gelmesi yıl içinde 4'leri görmüşken Migros için özellikle bu bilançoyla birlikte beğendiğimiz taraflardan bir tanesi. Peki, teşekkür ediyorum. Hem Petkim'i hem Migros tarafını bilançoda konuştuk beklentileriyle birlikte. Bir minnacık hatırlatma yapacağım. 14 Mart 2020 Cumartesi günü Borsa İstanbul'dayız. Şuralarda bir yerde bir kayıt linki olacak. Sizin için bırakacağız. Siz ona tıklayın, kayıtınızı yapın. Cumartesi günü de 14 Mart'ta Borsa İstanbul'da görüşelim, tanışalım. Beklentilerimizi karşılaştıralım. Geleceğe dair beklentilerimizi konuşalım. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak görelim. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada da noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.